Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Amir al-Mu'minin kunlardan birida bir qazo ishida turdi, qozilik qildi, hukm chiqardi. Uyga qaytib kelganidan keyin ayoli so'radi. Falonchini bunday hukm chiqaribsiz, aybi nima dedi? Uyda o'tirgan xotin. Mahkamada bo'lgan ishni tafsilotini so'rayapti. Shunda xalifa qarab turib, "Sen yomon xotin ekansan. Seni nima ishing u bilan?" Ya'ni bilmasang senga nima edi-yu, bilsang senga nima? Keremem şu narsa senge. Keremez. Sen yaman hatan ekansan. Hatalı narsa şu ki, bir adam mı, bir mavzuge aralaştırıp koyarız. O halen ki bu mavzuge hiç kanıka alakası yok. Alakası yok bu mavzuge bu adam. Yani şu adamın fikrini eşitmem koyarız ve şu kürsetken kürsetmesi bana işlem koyarız. Bana şu en yaman narsa. Kişi tılı bulan gıybet kıladı. Oyoq qo'li bilan g'ibat qiladi. Ishoralari bilan g'ibat qiladi. Yana qalbi bilan ham g'ibat qiladi birodarlar. Endi tilni g'ibati tushunaylik. Ko'zni ishorani g'ibati tushunaylik. Qalbni g'ibati chi? Qalb qanday g'ibat qiladi? Imom G'azzoli o'zini ixtiyosida bir bobni til ofatlari deb nomlaydi va mana shunga mana shu bobida g'ibatga alohida e'tibor beradi. Ana shu g'ibatlarning qatoriga qalb g'ibatini ham qo'shib qo'yadi. Mana ana shu Ihyoul Ulumiddin kitobidagi g'ibat bobidagi bitta qissa. Buni Imom G'azzoli keltiryapti. Bir ayol bor edi, mayit ayollarni yuvardi. Kunlardan birida bir mayit ayolni yuvayotganida bu yuvuvchi ayolni qo'li yopishib qoldi mayitaga. U qilishdi, bu qilishdi bo'lmadi. Vaqt o'tdi, qo'li bilan jasadi bitta o'tib ketdi hali mayit. Shunda mayit ayolni egalari nima qilishiga hayron bo'lishdi. Ayolni tanasidan kesib turib, bu ayolni qo'lini ajratadimi mayitani? Yoki yuvayotgan ayolni qo'lini kesiladimi? Mumkin emas, o'likni kesib bo'lmaydi, sochini olib bo'lmaydi, teb bo'lmaydi o'likka. Shunda buni xabarini Imom Malik yetkazishdi. Imom Malik, Imom Darul Hijra. Ana shu to'rtta mazhab imomlardan biri. İmam Malik bunu eşitdi de, saysan darra uğruylar deb hüküm çıkardı. Haligi yuvuvchi ayol. Şu turgan holatı da, bu yuvuvchi ayolni saysan darra uğruştu, saysanıncı darra düşkanı da kolu mayitni tanasından çıkardı. Bu yuvuvchi ayol, mayit bo'lib yotgan ayolni zinoda kalbi bilan ayblab qo'ygan. Bu zinokor edi. Xatida birodar qalbi bilan g'ibat qilgani uchun javobgar bo'ladigan bo'lsa, tili bilan g'ibat qilsa nima bo'ladi? Dalilsiz falonchini o'g'ri desiz, bu yengil so'z bo'lmaydi. Chunki bu unga javobgar bo'linadi. Mashinasini yangilab olibdimi? Qarz oldikim pulda. Birdaniga qanday bo'larkin? Ayniqsa bu o'rinda mana endi uni keyin aytib olaman. Domlalarni tirishligini tekshiradiganlar. İhtimol sen bilmediğin ticareti vardır bu yegi adamla. İhtimol bura bilen ticarette şeydir. İhtimol bir hayvan bakarı yüde. İhtimol bir maşin alıp satar. Şaşırmayalar bura adamlar. Şaşırmayalar. Çünkü biz ayetekken damlalar silahken bizi yokşarken adam. Bu hem ticaret kılışı mümkün. Bunun hem aklı var. İhtimol sizgiden göre köprak aklı var. Köprak kitap okuyan için. İnekin 24 saat minberde oturgen yok o damla. Sizlar bir haftada bir soatla ko'rasizlar domla boshqa payt nima ish qilishini o'zi biladi. Shuning uchun qadam pul oldikin deb turib, joslik qilib gapirmasdan qalbimizdan o'tgan narsaga ham gunohkor bo'lib qolamiz. Shuning uchun dalilsiz gapirish emas, hatto dalilsiz gumon qilishlikka javobgar olamiz birodarlar. O'ylab ish qilaylik. Bizga kerakmi o'sha domlani qadam pul topayotganini bilish? Sizdan qarzi yo'qmi? Yo'q. Sizdan pul so'rab kelmayaptimi? Kelmayapti. Ishingiz emas. Biroq bir boyib ketgan bo'lsa xursand bo'lib qo'y. Yo'q. Kim xursand bo'lmaydi? Qalbida marazi bor odam xursand bo'lmaydi. Hasadgo'y xursand bo'lmaydi. G'ibat va bo'xton. Siz bir odam haqida bir gapni gapirdingiz, o'sha narsa bor unda. U odam eshitdi, xafa bo'ldi. Masalan, bir odamni semiz dedingiz. U semiz. Bir odamni oriq dedingiz. Bu haqiqatan oriq. Bir odam oq, bir odam qora. Siz unda bor narsani aytdingiz. Şu sözünüzü eşitip hap olsa, şu gıybet oladı. Şimdi, eğer siz yapıp ekkenlerse onda bulmasa, bu bohtan bulan.
Demek o adam hakkında, üçüncü adam hakkında. Yo, yaxşı gapni gapiring, bo'lmasa jim turing.